lirasında şu anda bir gölet inşa etmiş durumdayız. Sayın Bakanımızın talimatıyla buraya yaptığımız ilk kezide böyle bir gölete burada ihtiyaç olduğunu söylediğinde harekete geçtik ve mevcut çevredeki kil tabakasından istifadeyle 25 bin metreküp arkada gördüğünüz dolgu hacmi olan 150 metre uzunluğunda ve 25 bin metreküp civarında bir dolguyla gövdeyi oluşturduk. Ve yine bu çevrede 8 metre yüksekliğinde bir dolgu yüksekliği var. Güzel bir gölet oluşmuş olacak. Ve çevresinde mesire alanları, ayrıca yaylamıza güzellik katacak yine dinlenme alanları, rekreasyon alanları oluşacak. Ve Argan Yaylası bundan sonra hareketlenecek. Az evvel projelerinde gördüğümüz res projeleri de bunun üst kotlarında bulunmuş olacak. Orada da 4 üniteden oluşuyor. Her biri 5 megawatt kurulu güçle. Yine Sayın Bakanımızın ufku enerjisi veya vizyoner şahsiyet olması vesilesiyle bu noktada bize öncülük etti. Yoksa bizim bu tip şeyleri düşünmemiz, hayata geçirmemiz mümkün olamayabilirdi. Dolayısıyla biz Bakan Bey'in bu vizyoner bakışıyla birlikte burada bu RES'e arkadaşlarımız çalıştılar, projelendirdiler ve 4 üniteden kurulu burada bir RES de devreye girmiş olacak. Aynı zamanda bir göletimiz de oluşmuş olacak. Dolayısıyla bu noktadan sonra artık Argan Yaylası'nın hareketleneceğini göreceğiz. Arkamızdaki gölet de şu anda Mebran'ı geçirimsizliği sağlamak üzere çekilmiş vaziyette ama riprabı tamamlanacak. Yoksa şu anda su tutsak burada göl oluşacak durumda. Ancak Mebran'ın bozulmaması adına biz burada riprabını oluşturacağız. Ondan sonra gerçek anlamda devreye girmiş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda ve onun ekibinin çalışmaları neticesinde başlamış olduğumuz göletimiz son aşamaya geldi. Burada sosyal donatılarıyla işte gölün etrafında olacak güzellikleriyle beraber yaylamız adından söz ettirecek. Bu anlamda da Argan Yaylası'nın eksiklerini Sayın Bakanımızla istişare ettik ve bunların birer birer burada hayata geçiriyoruz. Bu projeler bittiği zaman, bundan sonraki projeler burada bittiği zaman Argan Yaylamız diğer yaylalarla yarışır duruma gelecek. İnsanlar Akkuş'a geldiği zaman hoşça vakit geçirebileceği, zaman geçirebileceği ya da misafirini getirip gezdirebileceği bir alan olacak. Bu anlamda bu işlerin yapılmasında talimat veren, emeği olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Herhalde bu karşıda demek ki birisi öbürünüzle onun rakamı bile düşün. Buraya bir tane düşünürsünüz. Biri gelirken dedim ya sağımızda şurada şeyler var.